edeceğim. Şimdi biz burada savunuculuk yapar, farklı farklı konuları temsilcileriyiz. Aslında baktığımızda farklı alanlarda savunuculuk yapsak da bizler gençlik hakları savunuculuğu yapıyoruz. Gençlik politikaları üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gençlik bu biraz da Türkiye'deki eksiklikten kaynaklı politikaları öneriyorsunuz. Bunlar belki de hamilelik sürecinden başlayarak sizin üzerinde çalıştığınız alandan itibaren, çocukluk döneminden itibaren o gereksinimleri yönelik, riskleri yönelik önlemler alınması gerektiğini yaşıyoruz. O yüzden sizin şu an... Ben burada aslında Ankara Çocuk Hakları Platformu'nun yani görmekte olduğu paylaşmam çalışmasını size paylaşmaya çalışacağım. Çocuğa karşı şiddetin son kampanyasını. Sesim geliyor mu? Ben biraz daha yükseltmeye çalışayım. Yalnız bu kampanyanın sürecini ve işte yapılanları değerlendirirken biraz platformun yapısından da bahsetmek geliyor. Aslında nasıl bir araya geldik? Bu yüzden Ankara Çocuk Hakları Platformu'nun bir araya gelişiyle ilgili küçük bir hikayesini de aktarmaya çalışacağım. Aslında Türkiye'de çocuklarla ilgili örgütlerin bir araya gelmesiyle ilgili farklı deneyimler oldu. Hem ulusal düzeyde hem uluslararası kuruluşların desteğiyle bazı çalışmalar oldu. Bunlardan biri Çocuk Hakları İşbirliği Konseyi'ydi. Çocuk Hakları Sözleşmesi onaylandığı zaman İstanbul'da birkaç sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiğini gördük bu. Daha sonra Çocuk Hakları Koalisyonu şu anda hala İsim olarak İstanbul'da faaliyetlerini sürdürüyor fakat etkinlik konusunda bazı tartışma noktaları var. Bunun dışında ICC'nin başlatmış olduğu bir danışma konseyi çalışması vardı. Başbakanlık Sosyal Hizmetler'in koordinasyonunda Güneydoğu'da bir daha çocuk hakları oluşturulmaya çalışıldı. 2005'ten itibaren de Ankara Çocuk Hakları Platformu olarak bir bilişim oluşturmaya çalıştık biz. Hani neden bir platform oluşturmak istedik? Aslında önceki deneyimlerde çocuk hakları ile ilgili birlikte hareket etme ile ilgili bir araya gelişler vardı. Fakat deneyimlerden yapının başka türlü olması gerektiğine inanarak biz bir aslında deneme yapmak istedik. Ankara özelinde sadece Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarıyla başlayan küçük bir model çalışması olacaktı. Ve bu aslında hareketin diğer illerde de yaygınlaşıp belki bir çatı veya bir zemin altında birleşmesi gibi bir daha ileriye yönelik bir hedefimiz de vardı. 8 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelip aslında birlikte nasıl çalışabilirize yönelik kafa yorduğu uzun tartışmalarla bu platformu oluşturduk. Burada da birçok yapılanma toplantıları geçirdik. İşte sivil toplum geliştirme merkezinin de desteği, böyle teknik destekler aldık, ekibin de desteği olduk konularda. Orada aslında bir strateji ve eylem planı oluşturmak istedik. Bunları yaparken de belirlediğimiz vizyon aslında bir cümleyle şu şekilde ifade edilebilir. Türkiye'de insan hakları çerçevesinde tüm çocukların haklarının önceliği ve yüksek yararına gözetildiği, kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olduğu, kararlara etkin katılım gösterebildiği, demokratik bir toplumsal yapı oluşmasına katkıda bulunmak olarak görülüyor. Burada özellikle altın çizdiğimiz kavramlardan biri de çocukların katılımıydı. Misyonlarımız arasında da çocuk ve çocuk hakları alanında etkinlik gösteren örgütler arasında iletişimi geliştirmek, çocuk hakları ihlalleri konusunda savunuculuk çalışmaları yapmak, diğer hak temelli örgütler ve kamu idaresi başta olmak üzere kamuoyunun çocuk hakları ve çocuğun katılma konusunda duyarlı hale gelmesine destek sağlamak, bir de çocuk haklarının ve çocuğun katılım önündeki engelleri kaldırmak diye temel misyonlarımızı belirledik. Biraz evvel böyle yapılandırma toplantılarından bahsetmiştik. O toplantıların içeriğinde geniş bir stratejik plan oluşturmaya çalıştık aslında. Bu stratejik planında 5 temel ayağı vardı. Birincisi iç örgütlenme. Çünkü aslında platform içerisindeki üyelerin özellikleri de birbirinden farklıydı. Doğrudan çocukla birebir çalışan, çocuk hakları ihlallerini izleyen, işte çocuk hakları ile ilgili savunuculuk çalışmasını yapan işte mesela Ankara Barosu gibi daha çok mesleki bir örgüt veya bir taraftan sosyal hizmet uzmanları derneği gibi böyle mesleki temelli bir örgüt. İç örgütlenme başlığı altında gelişim ve yaşayanlarının
hem ortak dil konuşmasını sağlamak hem de çocuk hakları ile ilgili kapasiteleri geliştirmeye yönelik birkaç çalışma planladık. Kamu idaresine yönelik planlarımızda özellikle işte mevzuatın izlenmesi, kamuyu etkileyecek dinamiklerin hareketi geçirmesi gibi eylemlerimiz var. Üçüncü ayakta hak temelli hükümet dışı örgütler, üniversiteler ve geniş alanlı örgütlerle ilişkilenme çalışmalarımız var. Medya çalışmaları ve katılım olarak da şöyle özetleyebiliriz zamanı doğru kullanmak açısından. Şimdi, çocuğa karşı şiddet kampanyasına geçmeden önce aslında platform yapısından biraz daha bahsetmekte fayda var. Platformun işleyişini yürüten bir sekreterya var. Her üyeden ikişer temsilci olmak üzere düzenli olarak bir araya geliyorlar ve yapılması gereken faaliyetleri planlayıp diğer üyelerle paylaşmaya çalışıyorlar. Bu arada mesela şu ana kadar genişlemeyle ilgili nasıl bir yol alınacağı ile ilgili tam bir strateji belirleyemedik. Aslında platforma dahil olmak isteyen örgütler var ama şu anda mesela yeni bir yer alamıyoruz kendi içerisinde. Daha sonra nasıl her şeyi organize edeceğiz diye. Çünkü birkaç tane olumlu şey, işimizi kolaylaştıran durum var bu platform içerisinde. Kararları ve etkinlikleri çok hızlı yapabiliyoruz. Şu anda üye sayımız küçük olduğu için. Üye sayısı büyük olduğu zaman bunu nasıl başa çıkacağımızla ilgili bir sorunu çözmemiz gerekecek. En büyük sorunlarımızdan biri tabii bütün etkinlikleri gerçekleştirirken kaynakların oluşturulması. Şu ana kadar platform herhangi bir fon başvurusu yapmak için kendini hazır hissetmedi. Bu yüzden de herkes kendi kaynaklarını ortak havuza koyarak veya bağlantılarını harekete geçirerek yapılması gereken etkinlikleri bir şekilde harekete geçiriyor. Çocuğa karşı şiddet kampanyası aslında platformun doğrudan belirlediği strateji planında çalışma alanlarından biri değildi. 2006'da Birleşmiş Milletler'in bir raporu yayınlandı çocuğa karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili. Ve o sırada da hükümeti yani çocukla ilgili bütün kurum ve kuruluşlara yönelik bazı öneriler çıkardı bu raporda. Platformun üyelerinden birinin işte aktarımıyla biz haberdar olduk ve ne yapabiliriz diye konuştuktan sonra da Türkiye ayağına bu raporun ve bu Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan bu kampanyanın Türkiye ayağını harekete geçirebilir miyiz diye bakıyorduk. Ve biraz sonra arkadaşlarımız da dağıtacak çocuğa karşı şiddetle ilgili bir kampanya başlattık. Size hani bu kampanyada yaşadığımız olumlu ve olumsuz örnekleri aktarmak istiyoruz. Bunları biraz geçiyorum. Aslında çocuğa karşı şiddetle ilgili hani dünyadaki ve Türkiye'deki durumla ilgili küçük veriler derlemeye çalışmıştık sizlere. Ama medyadan da zaten yeteri kadar takip edebildiğiniz gibi gerçekten Türkiye'de çocuğa şiddetle ilgili durum evet çok kötü. Kampanyada aslında ana hedefimiz çocuğa karşı şiddetin her ortamda yasaklanması. Ve bunun başta mevzuat da olmak üzere de garanti altına alınması. Bu kampanya kampanya kapsamında da genel olarak çocuğa karşı şiddet konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, Birleşmiş Milletler biraz evvel söylediğim araştırmayla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak, bu araştırmada oluşturulan önerilerin Türkiye'de uygulanmasını izlemek ve bununla ilgili bir raporlama çalışması yapmak ve bir şekilde her ortamda şiddetin yasaklanması için sorumluluk çalışmaları yapmak dedik. Başlangıçta yani Türk Hakları Platformu bu işin katalizörü olacak dedik. Yavaş yavaş da ortaklarımız artmaya başladı. En başta işte SDGM'nin bir itici gücü oldu. Çocuklarla kampanya kapsamında çalışmalar yaptık. Diğer sivil toplum kuruluşlarına ulaşmaya ve harekete geçirmeye çalıştık. Sözümüz sürekli hükümet kuruluşlarına yönelik için onları da sürekli bu çalışmanın içerisinde tutmaya çalıştık. Şöyle için kampanya etkinlikleri kapsamında üç ana başlığımız vardı. Kamuoyunda duyarlı oluşturulması, mevzuatla ilgili düzenlemelerin yapılarak yürürlüğe geçmesi için kamuoyu baskısının harekete geçirilmesi, bir de en önemlisi bir izleme mekanizmasının kurulması. Bu doğrultuda da aslında
yapmaya çalıştığımız duyarlılık oluşturmaya yönelik bir web sitesi oluşturulması ve görsel malzemelerin oluşturulmasıydı. Bu konuyla ilgili olarak da Ankara Çocuk Hakları Platformu'nun web sitesinde bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ama tabii güncelleme biraz sıkıntılı gidiyor aslında. İtiraf etmek gerekirse. Görsel malzemelerin oluşturulması konusunda da işte çeşitli kurum ve kuruluşlardan böyle basit kaynak için, materyaller oluşturulması için destek alıyoruz. Şuna kadar bir tane boşluğumuz var ama birkaç tane de tercih var yapacağımız desteklerle ilgili olarak. Bu materyalleri oluştururken yaptığımız önemli bir çalışma da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Komisyonu Başkanlığı'nın himayesinde bir bilgilendirme toplantısı yapmak oldu. O aslında çok önemli bir çalışmaydı. Çok milletvekilinin katılımı oldu. Ve toplantıya katılan milletvekilleri de mecliste yani dağılan parti, her partiden bir milletvekili vardı. Aslında bu çocuk alanında herkesin bir araya gelebildiğini gösteren bir gösterge de olmuştu aslında. İkinci çok etkinliklerde çocuğa şiddetin yasaklanması için bir imza kampanyası başlatmaktı. Ama burada da şöyle bir teknikte hazırlık gerekiyor. Söz konusu mevzuatın mevzuatla ilgili bir talebimizi oluştururken mevcut mevzuatı inceleyip nerede eksiklikler var, nerede boşluklar var, yeni mevzuat önerilerini gerekçelendirip hazırlayıp öyle götürmemiz gerekiyor. Çünkü sadece talep etmek süreci çok hızlandırmıyor. Bununla ilgili aslında Baro'nun üstlendiği çok alan oldu. Fakat yani şu ana kadar sonuç bir mevcut taslağımızı oluşturmuş değiliz. Ama bu arada tabii şunu da eklemek lazım. Eğitim reformu girişiminin eğitimde haklar projesi kapsamında yürütmüş olduğu çalışmada mesela doğrudan şiddet ve istismarla ilgili uluslararası düzeyde uluslararası mevzuatla ulusal mevzuatın karşılaştırılmasına yönelik bir rapor hazırlandı o çalışma kapsamında. Ama bu o çalışma doğrudan bizim buradaki çalışmamız için altyapıyı sağladı. Yani burada da ilişkilendirmeyi sağlamış olduk aslında. Bu mevzuat taslağını toparladıktan sonra yapmak istediğimiz aslında bir imza kampanyası oluşturmak ve işte tek tek kapıları zorlamaya başlamak lobi çalışmalarıyla. Bu arada tabii uluslararası mekanizmalarla da görüşmeler aslında bir şekilde devam ediyor. Platform üyelerinin var olan ilişkilerinde sürekli gelişmeler aktarılıyor. Özellikle uluslararası çocuk merkezi tarafından. Bir de toparlamaya çalıştığımız büyük bir eksikliği olan noktada izleme mekanizması oluşturulması. Bu konuda da bir rapor izlemeye çalışıyoruz. Türkiye'de çocuğa karşı şiddetle ilgili durum nedir diye. Bu biraz yavaş gidiyor aslında. Çünkü hani bilgiler çok dağınık ve rapor yazma becerimiz aslında çok fazla değil. Bir rapor hazırlandı. 22 sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği Çocuk Hakları Komitesi'ne yönelik Türkiye'de çocuğun durumuyla ilgili bir rapor hazırlandı. Sivil toplum kuruluşları ayağında. Ama onun şiddetle ilgili bölümünün alanı biraz daha geliştirilip üzerinde çalışılması gerekiyor. Bir de mesela yine platform üyelerinin de dahil olduğu başka bir ağ daha var, EKBAK diye. Çocuğa karşı her türlü ticari ve cinsel sömürüye son diye. Orada da mesela şiddetle ilgili başlıklarla ilgili raporlar toparlanıp bunun içerisine yerleştiriliyor. Yani aslında böyle bir platformda sürekli hani başka şeylerle ilişkilenme becerimizin çok arttığını ve bir çalışmanın çalışmaya tekrar tekrar emek harcamamak gerektiğiyle ilgili bir mutluluk içindeyiz. Bir ara bir şekilde bir araya gelince bilgiler bir araya geliyor. Bunlar da iki süreleri verdim de zaten. Bölmemek için. Tamam, hemen toparlıyorum. Hani platform olarak üçlü yönlerimiz olarak çok iki şey söyleyebilirim. Belki arkadaşlar ekleyebilir. Birincisi motivasyonumuz gerçekten çok yüksekti bir arada çalışmayla ilgili. Hani bu Ankara'da, yani küçük yerde olmanın da kolaylığı, bir de galiba aynı alanda çalıştığımız için diyalog çok güçlüydü. Çalışmalarımızı bu kampanyayla ilişkilendirme konusunda çok şanslıydık diyorum. Zayıf yönlerde de aslında biraz dağınıklığımızı söylememiz gerekiyor. Çünkü her örgütün kendi gündemi çok yoğun. Bununla ilgili ek bir
çalışma oluşturmak gerekiyor. Ama yine de takip etmeye çalışıyoruz bir taraftan her şeye rağmen. Koordinasyon konusunda da aslında hani oluşturulan sekreterya itici güç oluyor. Fakat onların da gündeminin bazen yoğunluğu bile bu çalışmayı doğrudan etkiliyor. Teşekkür ederim.